Yumurtalık kanser aslında temel olarak bahsetmek istediğimiz konu. Çünkü jinekolojik kanserler içerisinde kadınlarda en sık ölüme yol açan jinekolojik kanser yumurtalık kanseri. Maalesef çok da sık görüyoruz ve hastalık maalesef erken aşamada bulgu vermiyor. Dolayısıyla genellikle hastalarımızın büyük kısmı evre 3 dediğimiz daha ileri aşamalarda tanı alıyorlar. Dolayısıyla tedavi de biraz sıkıntılı ve zor bir tedavisi zor bir hastalık yumurtalık kanseri. Yumurtalık kanseri tedavisinde aslında yaklaşık bir 25-30 yıldır çok fazla bir gelişme olmadı. Standart ameliyat ve sonrasında uygulanan kemoterapilerle hep yol aldık. Ama yeni çıkan bilimsel çalışmalarla son 2-3 yıldır sıcak kemoterapi yaklaşımlarıyla biraz daha hastalığı tedavi edebilir hale geldik. Hastalığın tekrarlama riskini daha azaltabilir hale geldik. Burada esas söz etmek istediğimiz nokta aslında yumurtalık kanseri tedavisinde güncel yeni yaklaşım sıcak kemoterapi uygulamaları. Sıcak kemoterapi yöntemi aslında bizim yumurtalık kanseri cerrahisinde, yumurtalık kanseri tanısı alan hastalarda en önemli tedavideki yaklaşım aslında ilk ameliyat sırasında geride gözle görülür tümör bırakmamak. Biz ameliyat sırasında öncelikli olarak saatler süren büyük ameliyatlarla tüm tümörlü dokuları çıkartıyoruz. Geride gözle görülür tümör bırakmamaya çalışıyoruz. Ama biliyoruz ki bu hastalarda gelecekte hastalığın tekrarlama ihtimali yine oluyor. Sıcak kemoterapi aslında bu aşamada devreye giriyor. Sıcak kemoterapiyle biz gözle ameliyat sırasında geride gözle göremediğimiz mikroskopik kalabilecek hücreleri de ameliyat hasta anestezi almaya devam ederken özel bir makinayla karın içerisine yaklaşık 90 dakika boyunca sıcak belli bir ısıda kemoterapiyi veriyoruz. Yani aslında hastalığın orijinli olduğu dokuların hepsini, karın içerisini kemoterapiyle biz bu aşamada ameliyat sırasında yıkıyoruz. Yaklaşık 43 derecede 90 dakika boyunca kullanıyoruz bu kemoterapiyi. Neden sıcak kemoterapi veriyoruz aslında? Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki kemoterapi ilaçlarını belli bir ısıda verdiğimizde dokuya penetre yani dokuya girme ve etkili olma oranlarını artırıyoruz. Dolayısıyla bu aşamada yani gözle göremediğimiz hücreleri de sıcak kemoterapiyle öldürdüğümüzde yumurtalık kanserinde başarılı olduğunu yeni yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi. Dolayısıyla biz de bu bilimsel çalışmaları baz alarak günümüzde sıcak kemoterapi uygulamalarını yumurtalık kanseri tanısı olan hastalara mutlaka bir opsiyon olarak sunuyoruz. Burada sadece ilk tanı sırasında değil, yumurtalık kanseri tekrarlayan, yani nükslerle giden bir hastalık. Nükseden yumurtalık kanserlerinde de aslında sıcak kemoterapi oldukça etkili. Dolayısıyla biz yumurtalık kanseri cerrahisi yapacağımız hastalar, ister ilk tanı olsun ya da daha sonra nüks etmiş olsun, bu hastalara biz mutlaka sıcak kemoterapi opsiyonunu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu opsiyonu sunmaya çalışıyoruz hastalarımıza. Yumurtalık kanseri bir kadın için yaşam boyu görülme ihtimali %2 oranlarında. Bu şu demek aslında, %2 ihtimalle yumurtalık kanserine yakalanabilir kadın ama özellikle aile öyküsü varsa, yani teyzesinde, annesinde, birinci derece yakınlarında yumurtalık kanseri ya da meme kanseri öyküsü varsa bu hastalarda oranlar çok yükseliyor. Örneğin %80'lere, %50'lere kadar çıkabiliyor. Bu durumda esas olarak burada hastaların sayısından ziyade hastalığa yakalandıklarında bu hastalıktan ölüm oranları çok yüksek. Yani bir hasta yumurtalık kanseri tanısı aldığında %80 ihtimalle maalesef bu hastalığı yumurtalık kanserinden kaybediyoruz. Dolayısıyla burada biz yumurtalık kanseri tanısı alan hastalara maksimum nasıl yardımcı olabiliriz? Bu hastalıktan nasıl kurtarabiliriz? Bu oranları nasıl yükseltebiliriz? Çünkü standart tedaviler, 25-30 yıldır uygulanan tedavilerle başarılı olamadığımızı kısmen görüyoruz. Bunların üzerine yeni tedaviler mutlaka eklemek zorundayız yumurtalık kanserinde. Bu perspektiften bakıldığında mutlaka yeni tedavilere ihtiyaç olduğu çok açık. Ve biz de bu yeni tedavileri kendi hastanemizde uyguluyoruz şu anda. Tüm bilimsel çalışmalar aslında, elimizdeki tüm bilimsel çalışmalar yavaş da olsa başarının giderek arttığını gösteriyor bize. Son işte yapılan çalışmalarla elde etmiş olduğumuz sonuçlarla uygulamış olduğumuz bu sıcak kemoterapi yaklaşımları da aslında bunun bir örneği.
Bu hastalarda hem sağ kalımı artırıyoruz hem de hastalığın tekrarlama ihtimalini daha da azaltıyoruz. Bu yeni bir yaklaşım. Yeni yaklaşımlarla, yeni tedavilerle yumurtalık kanserine tabii ki ümit var. Pandemi döneminde özellikle hastalarımıza önerimiz şikayetlerini aksatmamaları. Çünkü kanser tanısında ve tedavisindeki en önemli aşamalardan, unsurlardan bir tanesi erken tanıdır. Dolayısıyla bu pandeminin hastalıkların geç tanısına yol açmasına izin vermememiz gerekiyor. Çünkü kanser tedavisinde erken aşamada tanı koyduğumuzda başarı oranlarımız oldukça yüksek. Ama ileri evrelerde maalesef biz de başarısız kalıyoruz. Aslında jinekolojik kanserlerde alarm bulguları dediğimiz bazı küçük bulgular erken aşamalarda hastalığın erken dönemlerinde ortaya çıkıyor. Yumurtalık kanseri bazında baktığımızda aslında özellikle karın şişliği, erken doyma, hazımsızlık, adet düzensizlikleri, kasık ağrısı. Bakın hepsi aslında küçük şikayetler ama bu şikayetler birlikte görüldüğünde hastalarda mutlaka bir jinekolojik kontrol gerekiyor. Yumurtalık kanseri bazında esasında baktığımızda biz aslında bazı yumurtalık kanserlerini, çünkü yumurtalık kanserlerinin birden fazla tipi var. Bazı tiplerini özellikle genç ve doğurganlık çağındaki hastalarda görüyoruz. Burada aslında jinekolojik onkoloji eğitimi burada devreye giriyor. Çünkü her hastada standart bir tedavi yaklaşımı yok. Hastanın yaşına, doğurganlık istemine, mevcut bilimsel verilere dayalı bir tedavi algoritmasını hasta özelinde geliştirmek lazım. O yüzden o alt grup olan ve genç hastalarda, henüz çocuğu olmayan hastalarda görülen yumurtalık kanserlerinde biz doğurganlığı bilimsel datalara uygun ise hasta koruyoruz ve bu hastalarda da gelecekte çocuk sahibi olan hastalarımız, kendi takip ettiğimiz hastalarımız da mevcut şu anda. Doğurganlık oranı acaba mümkün oluyor mu? Doğurganlık oranı tabii burada aslında hastanın temel tanı aldığındaki evreyle ilgili kriterler önemli ve tümörün tipi önemli. Bunun da karşı televizyonumuz var. Oradan da bebeği izleyebilirsiniz.